Bugün çok özel, çok değerli bir konuğumuz var. Doğancan Karabudak bizlerle. İsterseniz hiç hız kaybetmeden kendisini biraz tanıyalım. Neler yapıyor, şu ana kadar neler yapmış. Sonrasında kahve sohbetimize devam edebiliriz. Teşekkür ederiz öncelikle hem davetiniz için, hem de ofisiniz için, hem de samimi bir ortamdan dolayı. Teşekkür ederim tekrardan. Kendimden bahsedeyim. Doğancan Karabudak, 29 yaşına girdim. Birazcık farklı olarak da bilgisayar mühendisliği bitirdikten sonra seyahat etmeye başladım. Şu an için 36 farklı ülkeyi görme fırsatı buldum. Bunlar tamamen düşük bütçelerle veya bedava şekilde oldu. Normalde işte annem ev hanım, babam devlet memuru. Tamamen düşük bütçeli ve kendi imkanlarımla seyahat ettim. Neler yapabilirim diye düşünürken de bir sivil toplum kuruluşu kurdum. Sınırlar Aşan Gençlik Derneği diye. Kısaltması da YOKBA. O şekilde biliniyor. Daha sonrasında da kendi marka değerini arttırabilmek adına da bir şirket kurdum. Bir yol organizasyonu adı altında. Şu anda da bununla alakalı pandemide de olsa da bazı faaliyetler yürütmekteyim. Sivil toplum kuruluşları demişken severiz, destekleriz. O yüzden ben biraz daha YOKBA hakkında birkaç şey öğrenmek isterim. Neler yapıyorsunuz, ne zaman kuruldu, nasıl ilerliyor süreç? Hemen bahsedeyim. 26 Ağustos 2018 tarihinde kuruldu. Çünkü bir milattır bizim için YOKBA'yı kurarken de. Gezgin insanların bir araya gelip de Gezgin Camiası diye bir camiye var. Bizim de bir sivil toplum kuruluşumuz olsun, bir dernek olsun diye böyle bir dernek kurduk açıkçası. Adını da Sınırları Aşan Gençlik Derneği diye belirledik. Çünkü herkesin bir, hatta logomuzda da bir dünya vardı, dünya haritası vardı tam ortasında. Herkesin bir iç dünyası var, bu iç dünyasında da bazı sınırlar vardır. Sınırları aşmak noktasında biz de gençlere veya bizim gibi düşünen insanlara ilham olmaya çalışıyoruz. Pandemiden dolayı da 1,5 yıldır doğru düzgün bir faaliyet yürütemesek de bu süreçte birazcık online etkinlikler gerçekleştirdik, online festivaller yaptık. Avrupa Birliği projeleri konusunda bayağı bir çalışma yürüttük. Şu anda işte 8-9 tane katılımcı gönderme beklediğimiz projelerimiz de var. Eskişehir'de bir gençlik değişim projesi gerçekleştirdik. 4 farklı ülkeden gelen 30'a yakın genci ev sahipliğinde buluşturduk. Güzel bir konusu vardı, YouTuber olmakla alakalı, genç işsizliğiyle alakalı, genç istihdamıyla alakalı güzel bir konuydu. Kamplar yaptık, sanat kampları yaptık, doğa yürüyüşleri gerçekleştirdik, hayvan barınakları için kulübeler yaptık. Güzel faaliyetler işte bulunduk, bulunmak da istiyoruz şu anda. Biraz offline ortama geçip, online ortamda çok sıkıldık. Temas etmemiz lazım, gençlerin istediği beklentileri bu. Onlarca gönüllümüz var, üyelerimiz var. Şu anda tamamen herkes o başlangıç noktasını bekliyor. Ben de aynı şekilde başlangıç noktasını bekliyorum. Süper. Özellikle insanın içinde istediği şeyi bulma noktasında YOKBA'da, ISEC'de ortak noktada buluşabiliyor. ISEC'de biliyorsunuz zaten gençlerin liderlik özelliğini dışarıya çıkarma noktasında yurt dışına gitmelerine destek oluyorlar. Kendilerini keşfetmeleri noktasında YOKBA'da bu noktada çok güzel destek oluyor diye düşünüyorum. Umarım da devam eder hız kaybetmeden. Teşekkür ederim. Ben şeyi eklemek istiyorum. Bir dernek kurulurken veya bir fikir ortaya atıldığında çevreye genelde bakılır. Ben ne yapabilirim? Ya bu tüm fikirler için böyle. Ben ne yapabilirim? Hangi noktaya getirebilirim? Bazı ilham alınan noktalar vardır burada. ISEC benim için ilham alınan noktalardan bir tanesiydi. Türkiye bazı değil, global bazı düşünüldüğü için benim de hayalim bu mesela. İşte yabancı bir ülkeden birinin Türkiye'ye gelmesi, Türkiye'den birinin yabancı bir ülkeye gitmesi. Evet, biz Erasmus Plus projeleri yürütüyoruz. Siz adına bunun Erasmus Plus değil, ISEC demişsiniz. Çok da güzel olmuş. Kaç ülkede var? 170? 120 ülkede. 120 ülkede faaliyet yürütüyor. Çok da fazla şubeniz var, takip ediyorum, biliyorum. İlham aldığımız bir dernek olarak da ISEC gerçekten beni heyecanlandırıyor. Bizi de çok mutlu etti. Bu arada hiç katılmadım, ISEC'le herhangi bir faaliyetimde yok. İnşallah hayatımın bir noktasında da bir yerde kesişir inşallah ISEC. Küçük bir açıklama yapayım o zaman. 18-30 yaş arasındaki gençlere hizmet veriyoruz. Ben de çok vakit kaybetmeden senin de bir yerlere gitmeni aracı alalım. Estağfurullah. Biliyorum, farkındayım. İşte belki bu yıl veya gelecek yıl bununla alakalı bir şey düşünebilirim. Süper. Peki bir de bildiğim kadarıyla
düşük bütçeyle seyahat etmek aslında ana noktası. Yani herkes yüksek bütçeyle seyahat edebilir ama işin özü az parayla çok yer gezebilme ya da çok fazla tecrübe kazanabilme noktasında. Senin, şimdi bizi izleyen izleyicilerimiz genelde öğrenci kitlesi, yine belli bütçelerle seyahat etmeyi amaçlayan insanlar. Senin böyle bir 5 tane ya da 4 tane, 3 tane tavsiyen, ipucun var mı? Varsa ne? Düşük bütçeyle seyahat etmeyle alakalı. Teşekkür ederim. Ya yani şöyle söyleyeyim. Uzun yıllardır üniversitelere seminere çıkıyorum. Yaklaşık 4 yıldan fazla süredir. 100'e yakın üniversiteye gitmişim. Hatta yarın da başka bir seminerim var online'da. Herkesin sorusu bu. Ortak nokta sorusu bu. Doğan, sen 36 ülkeye gitmişsin, gezmişsin. Nasıl başardın? Nasıl başarıyorsun diye. Birinci hani eğer böyle maddelere sıralamak gerekirse araştırma yapmamız lazım. Maalesef biz toplum olarak ve gençler olarak fazla araştırma yapmayı sevmiyoruz. Canımız sıkılıyor, bir şeyler okumuyoruz ve araştırmıyoruz. Ben bunları araştırarak mesela Amerika'ya gittim. Bu Work and Travel'ın yanında öğrenci değişim programı vardı. Study of United Institute diye böyle bir çalışma yapıyordu. 3 hafta Hawaii'de kaldım. Bir hafta Colorado, bir hafta Boulder'da. Orada bir hafta da Washington DC'de kaldım. Bunlar tamamen araştırarak ve bazı projeleri başvurarak oluyor. Yani başvurmak gerekiyor, harekete geçmek gerekiyor. Biraz bu konfor alanından çıkmak da gerekiyor. Ve bunun yanında mesela bazı kampanyalar oluyor havayolu şirketlerinin. Sadece şey için söylemiyorum, ülke dışı değil, ülke içi de seyahat edebilir insanlar. Çünkü çok güzel sözler var. Evden çıkıp eve tekrar gelinceye kadar o süreçte bir öğrenme süreci var. Kendi geliştirme süreci var. Bunları gerçekleştirebilirler. Benim de YouTube kanalımda bazı videolar var bunlarla alakalı. Seyahat etme trikleri, para biriktirme yöntemleri diye. Bir kumbara alabilirler, para biriktirebilir, bozuk paralarını oraya atabilirler. Belli dönemlerde kampanya uçak biletleri alabilirler. 300 liraya, 500 liraya gidiş dönüş uçak biletleri oluyor. Bu şekilde sürekli seyahat etmeleri çok güzel. İşte Erasmus Plus Avrupa Birliği projeleri şu anda 2021-2027 yıllarında fonunu arttırdı. Bu şekilde işte çok fazla sivil toplum kuruluşunun yapmış olduğu fon kaynakları var, hibe kaynakları var veya işte Isaac gibi güzel bir değer var. Bunlara katılıp bunlarla beraber gezmeleri çok önemli. Hep böyle bir yerden başlayalım diyoruz ya, nereden başlamalıdır? En güzel şey de pasaport çıkartmak. O pasaportu alıp masaya koymak lazım ki o harekete geçirmek için güzel bir nokta oluyor. Kesinlikle araştırma yapmak dedin, kesinlikle katılıyorum çünkü bende de ICA'ya girmeden önce, ICA'ya katılmadan önce olan şey hep işte armut fişi ağzıma düş, biraz daha birisi versin bana, ben onu kullanayım mantığıydı ama böyle durumlarda çok da işlemiyor sanırım. Çok şanslı olması gerekiyor insanın ya da etrafında çok çok bilinçli insanlar olması gerekiyor ki o yolu gösterebilsin ama olay zaten kendi yolunu bulmada. O yüzden araştırma yapmak. Kendimle alakalı bir şey söylemek istiyorum. Ben liseyi Beylikdüzü'nde bir öğretmen lisesinde okudum. Benim bir üst sınıfım yoktu. Yani ilk mezun benim o lisenin. Hayattaki tesadüf, üniversitede de ilk mezun benim. 2010'da açılan bir üniversiteye girdim. 2015'te mezun oldum Toros Üniversitesi'nde. Kimse bana gelip de Doğan şunu şunu yapacağım, bunu yapacağım. Yani elime böyle bir reçete verip de şunları gerçekleştireceksin demedi. Hep kendim araştırdım, hep kendi tırnaklarımla kazıdım. Ve bu tırnaklarımla beraber bir noktaya ulaştım. Yani arkadaşlara da önerim bu. Şu an teknoloji çağındayız. Benim gibi gezen, benim gibi seyahat eden çok fazla insan var. O insanları takip etmeleri, o insanlara sorular sormaları. İşte Isaac, Türkiye'de çok fazla şubeleri var. Oralara gidip oralarda gönüllü olmaları, faaliyet göstermeleri gibi çok fazla aslında öneride bulunabilirim arkadaşlara. Hani bu saatlerce sürebilir bu tarz konuşmalar. Çünkü çok güzel bir şey gezmek, seyahat etmek. Şu an mikrofonu alsak, İstiklal'de sokağa çıksak en büyük hayalimiz nedir diye dünya turu veya gezmek derler. Hele bu işte karavanlaymış, işte bir otostopla falan daha fazla gelir. İşte hayalleri ertelememek gerekiyor. Yolculuğa çıkmak gerekiyor açıkçası. Kesinlikle çok güzel bir motto ile bitirdin. Ben son sorularıma gelirken şunu sormak istiyorum. Kaç senedir geziyorum dedin, liseden beri değil mi? Yani aslında doğduğum andan itibaren geziyorum. Babam devlet memuru olmasından dolayı doğum yeri. Mesela benim İdil, Şırnak İdil. Oradan sonra farklı şehir, oradan sonra farklı şehre gittim. Bu arada bunu ilk defa söylüyorum. Nerede olduğumu, nerede dünyaya geldiğimi. Ama üniversitenin birinci, ikinci sınıfından itibaren hazırlıkla beraber Amerika'ya gittim. O günden beri yaklaşık 10-11 yıldır geziyorum.
süper, tamam. 11 yıl önceki Doğan Can'a baktığında, şu anki Doğan Can'a baktığında, sadece seyahat etmeyi, gezmeyi ele aldığında sence neler değişti senin hayatında? Güzel. Ya da karakterinde? Güzel. Ya şöyle, öncelikle ben ve benim gibi olan insanlar sürekli hayatı boyunca ufak yaşlarda seyahat eden gençler, çocuklar içine kapanık oluyorlar. Bir dışarıdan bir etkinli olması lazım veya içsel motivasyonu tam olarak bulamıyorlar. İçeri kapanık oluyorlar. Ben mesela çok içime kapanık bir insandım. Lisede arka sıralarda oturuyordum. İşte üniversitede de çok fazla aktif değildim başlarında. Hafif de tekemelik vardı. Böyle bir toplumun önünde konuşamama gibi problemim vardı. Sahne fobim vardı. Mesela bunları yendim. Şu an bir kameranın karşısında. Güzel bir noktada. İşte bunları anlatıyorum, bunları aktarıyorum. Bendeki değişim seyahat etme noktasında kendimi buldum ve özgüven kazandım. Bendeki en büyük değişim bu oldu. Bir de ufak hayaller değil de büyük hayaller kurmam gerektiğini fark ettim. Herkes hayal kuruyor ama bunu unutuyoruz, bunu atlıyoruz. Bir de böyle bir hayal panosu ve gerçekten çok istemek gerekiyor. Eğer bunları istersek istediğimiz noktaya ulaşabiliriz. Çok doğru. Ve çok mutlu oldum. Özellikle bu sahne önünde konuşamama noktasından. Şimdi üniversitelerde konuşmalar yapmaya, kendi kanalına sahip olmaya, insanları etkilemeye gelmem çok ilham verici bence. Ben de çok mutlu oldum senin adına. Ben çok mutluyum. O zaman konuşmamızın yavaş yavaş sonuna gelirken de şeyi sormak istiyorum. Şu ana kadar onlarca ülke gezdin, Türkiye içerisinde defalarca aynı şehre gitmişsindir muhtemelen. Nerede iz bıraktığını düşünüyorsun? Böyle spesifik bir anın var mı? Şurada, şu olayda çok büyük iz bıraktığını düşünüyorum ve sana iz bırakan olay neydi? Kendime iz bırakılan mı yoksa benim iz bıraktığım bir olay mı? İkisi de. Hem senin iz bıraktığın hem sende iz bırakılan bir olaylar. İki farklı olay da olabilir. Tamamdır. Yani aslında bununla alakalı bir gezginin aslında en fazla zorlandığı sorulardan bir tanesi. İşte en büyük anın hangisiydi, en güzel anın hangisiydi? Steve Jobs'ın söylemiş olduğu çok güzel bir söz var Harvard Üniversitesi'ndeki bir konuşmasında. İnsanların geri dönüp baktığında bazı dönüm noktaları vardır, kırılma noktaları vardır. Hayata yön veren aslında şeyler budur dediğimizde. Şu an beni ben yapan bazı kırılma noktaları var. Bunlardan bir tanesi, bir tane hocam vardı. Hocamın söylediği söz, belli bir zamandan sonra katıldığın Avrupa Birliği projeleri, seminerler, seyahatler seni motive etmemeye başlayacak. Ve belli bir yerden sonra başka insana ilham olmaya başlayacaksın demişti. Ben de aslında şu anda bunu gerçekleştiriyorum. İnsanların hayatında iz bırakmaya çalışıyorum. Ve insanların hayatlarını değiştirmeye çalışıyorum aslında. Bana iz bırakılan şey buydu. Nerede iz bıraktığımı düşünüyorum. Seyahatlerim sırasında tanıştığım insanların işte bana günün sonunda Allah razı olsun, senin sayende işte hayatım değişti, buraya gittim demeleri veya dernek kurduktan sonra yaklaşık 50-60 kişiyi projelerle yurt dışına yolladık. Pasaport olmayanları pasaport aldırdık. Havalimanlarında yurt dışına gidilen bir kapının olduğunu fark ettiler. O arkadaşlardan aldığımız böyle etkilerle beraber hayatın bazı kırılma noktaları oldu. Süper. O zaman videomuzun sonuna gelirken senin eklemek istediğin, izleyicilerimize söylemek istediğin herhangi bir şey var mı? Var. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Teşekkür ederim. Hem sana hem Ayze Türkiye ailesine hem tüm Ayze'ye teşekkür ederim. Yaptığınız faaliyetlerden dolayı insanın hayatını değiştirdiğiniz için. Benim kendi YouTube kanalımda bazı videoların sonunda bitirdiğim bir konsept var. Kameraya bakarak söylemek istiyorum. Arkadaşlar her zaman başka bir yol vardır. Önemli olan kendi yolunuzu bulup başka yerlerde, başka yollarda olmanız. Bu benim için çok önemli. Sizler için de umarım önemli olur. Ben de çok çok teşekkür ederim. Umarım mesaj istediğin yere iletilmiştir. Herkes de almak istediği şeyi almıştır. Bundan sonra da başka yolları seçebilirler. Farklı yollara da gidebilirler. Ben de çok teşekkür ederim teklifimi kırmadığın için, Aysel Türkiye ile birlikte olduğun için burada. Doğan Can hakkında daha fazla bilgi almak istiyorsanız da aşağıdaki kutucukta YouTube hesabı, Instagram hesabı ve Yobbar ile ilgili sivil toplum kuruluşuyla alakalı bütün bilgilere ulaşabilirsiniz. Çok teşekkür ediyoruz. Bir sonraki seride görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın.